kalanı. Pişirme kağıdı ister misin? İçinden çıkmamış değil mi? Yere düşmüşse bir daha kullanılmaz çünkü. Kullanılır. Evet, masa örtüsüne sarılı televizyonumuz. Mars'ın nakliye arabası olduğu zamanlardan. Mars'ta yola çıkmak için temizlik yapmamız gerekiyor. Ama bu kanal büyük ihtimalle bir temizlik videosu daha kaldırmayacak. Evet, bir de hem yaparken hem de temizlik videosu çekmek de zor yani. Bir anda işler iki katına çıkmış oluyor. Evet, aynen. O yüzden temizliği kısa yolda halledip kendi içimizde bu sıkıntıyı yaşayarak, size aktarmayarak yavaş yavaş başlamaya karar verdik. Biz yola çıkmadan önce mutlaka bir eşya listesi yapıyoruz. Yani gideceğimiz yerler, aktivitelere göre. Ve aynı zamanda da yapılacak şeyleri yazıyoruz. Mesela geçen gün çok şiddetli bir yağmur yağdı İzmir'de. Mars'ın arka tarafında birkaç çuvaldan su aldı. Oradaki su alan yerleri falan tamir etmemiz gerekiyor. Onun dışında havalandırmanın kolunu yine her zamanki gibi ben kırdım. Geçenlerde. Evet, kursunu. Onu tamir ettirmemiz gerekiyor. Bu tarz şeyler var. Onları da bir yandan not alıyoruz. Yani kısacası Mars yeniden yola hazırlanıyor. Hadi başlayalım. Var mı çok bir şey? Perdeleri değiştiririz değil mi? Bunları yoksa bunları yıkayıp mı koyalım? Bence bunları yıkayalım ya. Tamam. Daha yazlık moda geçmiyoruz. Değil mi? Çok çamur olabilir. Tabii tabii. Tamam, okey. Koyu renkler kalsın o zaman. Yıkamaya gerek var mı ya? Evet Arda. Onlar çok kirlendi. Çok toz topraktı. Gittiğimiz yerde Karadeniz'den sonra yıkamadık onları. Çok toz toprak oldu. Ben hallederim bir dakika. Madem dedik bu temizlik ve toparlama işlerine sizi de dahil ediyoruz. O zaman size de faydası olacak bazı bilgiler verelim bari. Yanımıza almadan edemediğimiz ve listemizden asla eksik olmayan Mars'ın olmazsa olmazı 10 eşyayı sıralayacağız. Ya bak bu kampüsü bir tane dolu varmış burada. Dolu mu bu? Hı hı. Güzel. Şunu değil mi? Bunu çok kullanmadık. Bunu yapamadık ya. Yaptık ya, mis gibi. Ya her şey çalışmıyor güzel bence. Nasıl çalışmıyor ya? Yani... Biraz zorluyorsun. Ama katma değerinden çok şeyi var yani. Şu an burada nereden baksan yer bir 3-4 santim. Evet. 3-4 santim fazlası var. Ve çok pislenmiş. Evet. Çıkarıyor muyuz? O kadar uğraştık. Şimdi bir çıkaralım istersen de. Neyse. Hadi bakalım. Ben yıkacağım zaten yine. Evet. Karavan bazen de vazgeçmektir. Evet, gerçekten. Şimdi şarjlı tornavida her zaman yanımızda yok. Yani öyle olduğu zamanlarda veya herhangi bir zamanda aslında bence bir numara olarak kesinlikle bu İsviçre çakısını veya herhangi bir İsviçre çakısını yanımıza aldığımız önemli malzemeler arasında sayabiliriz. Çünkü yani hem küçük bir makas, yani bir tırbüşon bazen ihtiyacınız olabilecek. En ufak bir şeylerde, etraftaki keyiflik süs ve benzeri şeyleri takarken de veya bir şeyleri tamir ederken de her zaman yanınızda bulunması gerekiyor bence. Böyle bir şey. Evet, sen bunu sökmekten mi bahsediyordun? Evet, onu sökebilir misin? Söküyorum, söküyorum. İşte dediğin gibi kara yapboz bu işin fıtratında var. Evet. Yani başta ben çok üzülüyordum açıkçası. O kadar emek verip sonra kullanışta olmayınca. Ama yani herkese iyi çalışan bir fikir size iyi çalışacak anlamına gelmiyor. Bu arka bagaj çekmecesini biz çok görmüştük. Ve böyle çok kullanışlı gibi gözüküyordu. Biz kullanamadık. Belki yaza bisikletlerle tekrar. Bence bisikletler için de kurmaya gerek yok ya. Hem yükseklikten bu sefer sıkıntı yaşamayız. Geçen sefer onun için bisiklette bir yerleri sökmüştük. Yani gerçekten. Bisikleti sökmek yerine çekmeceyi sökmek evet. Daha mantıklı. Güle güle geçen yazın emekleri. Hey gidi hey. Tam buralarda takmıştık. Of, boyamayı da yapmamışız. Neyse, sonra düzeltirim. Alan açıldı sanki. Kendi alanımızı kendimizin. Ya ama bu arada gerçekten bisikletlerle mantıklıydı.
Yani bilmiyorum. Bir şeyleri tam yapamadık galiba. Yani bence hayal ettiğimiz gibi çalışmadı. Şimdi şöyle. Normalde buraya çekmeceyi koyduğumuz zaman rahatlıkla hiç girmeden alalım diye düşündük. Ama çekmeceyi çektiğimiz zaman arka tarafına bazı eşyalar düştüğü için geriye ittirdiğimizde her zaman yine her türlü kafamızı buraya sokup düzeltmek zorunda kaldık. Yani ya da çok böyle hani sepet gibi olması lazım. Etrafını bu sefer çevirmek lazım. O da yine bu sefer bunun kasa alanını küçültüyor. Bizim karavanımız zaten çok aşırı büyük olmadığı için buradaki depo bizim için inanılmaz önemli. O yüzden ondan da vazgeçmek istemiyoruz. Yani, şu an güzel. Evet. Güzel. Galiba güzel, böyle karar. Böyleyiz, böyleyiz. Tamam. Meyve hamağı eksikti. Çünkü bahçedeki limonlardan toplayıp onları annemlere götürmek için içine birkaç tane limon koymuştuk. Sonra o limon burada yavaş yavaş kendini evet. bırakıp bir küf topuna dönüşmüş. Yani tutmaya çalıştığımda parmaklar arasında puf diye böyle geçti yani. Yaşanmamışlıktan diyebilir miyiz? Evet, ne yazık ki. Mars'ın bize attığı bir trip de diyebiliriz. Kesinlikle bence. Diyebiliriz. O yüzden bunu çıkartıp bayağı böyle çamaşır deterjanına yatırdık. Epey bir zaman aldı o lekeyi çıkartmak. Bunu çok ilkel bir şekilde buraya böyle saman iple bağlıyoruz. En rahat öyle oluyor çünkü birazcık salınması gerekiyor. Yani yolda hafif böyle gerçekten meyvelerin salıncakta gibi sallanması en rahat oluyor. O zaman düşmüyorlar. Eğer böyle daha şey bir şey yaparsak, agresif bir şekilde sabitlersek bu sefer momentuma yenip düşüp evet. İyi bir şekilde salınması gerekiyor. Öbür türlü ters dönüp içindeki her şeyi düşürüyor. Seneler içerisinde bunu öğrendik. Tam nasıl yapacağımızı. Meyve hamağı kesinlikle 2 numaralı. En çok bu karavanda hem sevdiğimiz hem de kullandığımız şeylerden bir tanesi. Çünkü taze meyve sebzeleri koyacak zaten çok geniş de bir alan olmadığı için en iyi alternatifli yer bu oluyor. 2-3 haftadır meyve hamağı burada değildi. Yani aktif olarak karavanı kullanmamamıza rağmen böyle birkaç günlük pikniklere falan gittiğimizde neyi nereye koyacağımızı şaşırdık. Çekmeceye falan koyduk en son. O yüzden meyve hamağını gerçekten çok seviyoruz. Evet, çünkü hem şov hem fonksiyonel. İşte tam mükemmel kombinasyon. Evet. Buranın daha temizliği var ama şimdilik yerleştiriyorum. Ve karavanda vazgeçemediğimiz 3 numaralı malzemeye geliyorum. O da dışarıda pişirmek için bu şekilde olan kamp tüplerinden. Bir kere çok küçükler. O yüzden yanınızda yedek olarak taşıyabiliyorsunuz. Şimdi yani karavanda zaten mutfak var. O yüzden böyle bir şeye gerek var mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hakikaten bazen öyle bir oluyor ki hava çok sıcak olabiliyor. İçeride yemek yapmak istemeyebiliyorsunuz. Bazen de yani herhangi bir yerde tüpünüz bitebiliyor karavandaki. Dolayısıyla biz her zaman yanımızda böyle bir şey kullanmayı gayret ediyoruz. Hem dışarıda herhangi şekilde mangal, ateş ve benzeri bir şey yakmadan da çok rahat bir şekilde yemek pişirebilmek için. Hem de her zaman yemek pişirebilmek için. Çok güzel sebepler söyledim bence. İkna oldun mu? Eti içeride çok fazla yapmıyoruz. Çünkü kokusu çok siniyor hı-hı. etrafa. O yüzden eğer öyle bir şey yemek istiyorsak da dışarıda pişiriyoruz. Evet. 3 numara. Evet, ben bunları düzgünce toplarım. Yani kahve köpürtücü var şu an sanırım. Aa, yeri gelmişken şunlardan bahsedelim. Bu ahtapotlar bizim aşırı derecede fazla kullandığımız bir sistem karavan içerisinde. Tüpleri sabitlemekte kullanıyoruz, tuvaleti sabitlemekte kullanıyoruz. Mesela buraya büyük bir şey koyduysak, hani içeride böyle frenle birlikte salınmasını engellemek için bir yerleri tutturmakta kullanıyoruz. Bu şekilde farklı lastikler var. O lastiklere de uygun uçlar var. Uçlayayım bir tane. Uç çıkmadı. Mesela bu da farklı bir uç. Şu şekilde. Aynen. Bunları istediğiniz yere geçirip sonra isterseniz kilitleyebiliyorsunuz. Şu şekilde.
burada bir yeri sabitlemek istediğinizde de ona fayda sağlıyor. Bu, o yüzden bence ahtapotlar bizim bagajda kullandığımız, bu alanda kullandığımız çeşitli aletlerin karavanda gel. Kırpık gel. 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 Gel kırpık. Evet gel, seni tanıştırmadık. Gel, kırpık, tanıştırmadık. Gel. Tanıştırmadık bir tane. Biraz kamera utangaçı. Kamera şeyi çevirmeye çalıştım, olmadı. Böyle bir ahtapot sistemi var. Kırpık. Bir diğer iyi mi kötü mü tam olarak bilmediğim ama İyi. Kesinlikle Mars'ın vazgeçilmezi olan ıvır zıvır sepeti. Burası sürekli olarak birikiyor. İçine saçma sapan şeyler koyuyoruz. Yani kimin elinde ne varsa o sırada, şöyle görebileceğiniz gibi, bunun içine atıyor. Ama böyle bir şey olmazsa da karavanın tümünde inanılmaz bir dağınıklık söz konusu oluyor. Çünkü küçük bir alan olduğu için, her şeyin de koyulabilecek küçük bir yeri olduğu için bazen böyle özellikle zor giren şeyleri uğraşıp koymak istemiyorsun. Mesela bu normalde arka tarafta duruyor. Ve mangal için kullanılıyor ama bir sebepten öne gelmiş. Şimdi gece vakti kimse arka kapıyı açıp bunu aşağıdaki yerine koymayı istemediği için sepete atıyor. Muhteşem. Sonra ertesi gün sabah kalkıp Burçin bu sepetteki eşyalara bakıp niye acaba bu sepete gelmiş? Bu bitmiş ve çöpe atılmaya üşenilmiş mesela. Sinek kovucuyu kim buraya koymuş ya? Hiçbir fikrimiz yok. Çöp büyük ihtimalle poşeti kalmamıştır o sırada karavanda. Ve bunu nereye koyacağını bilemeyen bir kişi bunun içine koymuş. Kim acaba? Sen. Mesela bir tane... Ne var? Mısır patlı düşmüş içine. Bu rezillik artık. Normalde böyle şeyler olmuyor. Şu an uzun zamandır temizlik yapılmadığı için böyle. Şimdi Mars tekrar eski haline döndüreceğiz. Evet, karavandaki kitaplığımızın yeri burası biliyorsunuz. Tabii ki de yani kitaplarla ilgili de uzun yola çıkıyorsanız sürekli yanınızda çok fazla taşıması zor oluyor. O yüzden vazgeçilmez değil ama bence olduğu için gerçekten büyük fayda sağladığım ve büyük keyif aldığım bir diğer alet de Kindle. Çünkü içine yüzlerce kitap yükleyebiliyorsunuz. Yanınızda bu kadar kitap taşımadan bir sürü kitap olmuş oluyor. Şimdi tabii ki de yani şu bir tartışma konusu, yani kitap gerçekten fiziksel bir kitap okumuş gibi oluyor mu? Tabii ki de onun yerini tutar mı, tutmaz mı? Bunlar apayrı tartışma konusu. Ama şunu söyleyebilirim ben. Yaklaşık bir senedir Burçin'in bana geçen seneki doğum günümde hediyesini aldıktan sonradır kullanıyorum bir haylidir. Kesinlikle telefondan okuyormuş gibi değil. Gerçekten bir kağıttan okuyormuş gibi bir hissiyatı var. Dolayısıyla evet, tam yerini tutmuyor belki ama karavan gibi küçük bir alanda muazzam bir katma değer sağlıyor. Zaten yani arada biz kendimiz yine kendimize fiziksel kitaplar alıp onların içinden de okumalar yapıyoruz. Ama benim listemde açıkçası kesinlikle yeri var bir Kindle'ın veya elektronik kitap okuyucunun. Bizim Mars'ta sevdiğimiz en güzel çözümlerden bir tanesi de kapının kenarında böyle bir düzenleyici alanın olması. Yani bir asma yerinin olması. Kitap koyacak işte dışarıda özellikle sık kullandığımız hoparlör çakı, işte bir alışveriş filesi gibi şeylerin konumlanabileceği bir yerin olması bize çok pratik geliyor. Çünkü bu tarz şeyleri ilk başta bir düşünmüyorsunuz. Hani ne kadar kullanılacak fikri. Bence ilk başta tam kafanızda belirmiyor ama sonrasında yani o montu nereye koyacağım durumu gerçekten çok oluyor. O yüzden bu tarz bir asma alanının olması, işte çantayı asmak, montu asmak, orada o an güncel kullandığın şeyi asmak ya da hızlı kullanacağın şeyleri bir yerde toplamak kesinlikle önemli. Bence bizim Mars'ın olmazsa olmaz yerlerinden bir tanesi ve eşyalarından bir tanesi de bu. Evet, en önemli olmazsa olmazlarımızdan biri bu katlanabilir sehpa. Çünkü neler geldi gitti karavanımıza. Büyük ihtimal ilk gelenlerden ve en çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi. Çünkü yani günü geldi, ofis masamız oldu. Günü geldi, yer soframız, işte tezgahımız, her şeyimiz oldu. Ara ara tabii ki emektar olmasının da özelliğinden ötürü sıkıntılar baş gösterdi şu şekilde. Evet, birkaç parçaya böldü. Düştü bir şey galiba. Evet, düştü. Nereye düştü? Buraya düştü.
şöyle küçük parçaları falan düştü ama her seferinde tamir etmeye çalıştık. Yine ufak bir tamirle, yapıştırmayla eski haline döndüreceğiz. Çıktı mı? Çıktı. Çok koyma Erdi. Dur. Şey, bu köpürerek artıyor ya deniz tutkalı. Bal gibi oldu evet, işte. Evet, dur şimdi. Buna koyayım birazını. Çöy oluyor çok. Taşıyor sonra. Süper yapsın. Tamam, yeter. Özlemiş misin birlikte? Ah, bir dakika, çok koyma işte. Taşıyor. Taşsın kesilir onlar ya. Şuraya kesilmiyor. Da yapıyorum. Kesilmiyor. Bu köpük gibi oluyor. Erdi, hatırladın mı o köpük gibi oluyor? Tamam yeter. Bol olsun, bol. Erdus da malzemeden çalıyor dedik mi? Benim keyiflik en çok sevdiğim bu karavandaki ve olmazsa olmazlarından bir tanesi de mini projeksiyon makinesi. Bunun farklı farklı markaları var. Açıkçası biz hangisi iyi, hangisi kötü bilmiyoruz. Bizimkinin de güzel özellikleri var, kötü özellikleri de var. Ama kesinlikle katma değeri ve verdiği keyif inanılmaz çok fazla. Yani içeride biz bir burayı kapatıp perde yapıp buraya yansıtma yapıyoruz. İçeride bazen karşı tarafa yansıtma yapıyoruz daha küçük olarak. Ya da karavanın dışına perdeyle yansıtma yapıyoruz. Bunların hepsini zaten daha önce göstermiştik. Hatırlayanlar olabilir. Hatta Karadeniz'de belgeselin son bölümünde de böyle çok güzel bir ağaç bulduk. Oraya perde koyup yansıttık. Yani dışarıda böyle ateş yanarken dedik yani nasıl bir zevktir bu gerçekten. Hani kimsenin olmadığı bir gölün kenarında yani bildiğiniz sinema deneyimi yaşıyorsunuz. O yüzden biz gerçekten projeksiyon makinesini çok seviyoruz ve hani listemizde hep oluyor. Aldın mı? Şuraya gideceğiz. Orada çok güzel manzara olur. Gölün kenarında izleriz. Şöyle yaparız diye mutlaka değerlendiriyoruz. Bence kamp ya da karavan aktivitelerine inanılmaz farklı bir tat katıyor. Bu tepsiyi burada bırakacağım. Kurusun diye yatağın üzerine koymayacağım. Çünkü hı-hı, belki yapıştırıcı şey yapar. Gerçi yıkayacağım ama yapıştırıcı çıkmaz. Tabii canım, yeni bir iş. Bunları ıvır zıvır sepetine koyuyorum şimdi. Evet. Ivır zıvır sepeti toplandığına göre yeni şeyler koyabilirim. Zaten ıvır zıvır sepetini sadece ben kullanıyormuşum gibi anlattığın için iyi oldu bu. Özellikle. Son mutfak aletlerinden en çok sevdiklerimizi özetleyelim istedik. Her tarafı söküp yerdekileri çıkartıp artık yıkamaya başlayacağız. Çünkü burası iyice dağılmadan son ürünü de anlatalım. Ondan sonra da biz işimizi bitirelim. Bunu çok yeni Karadeniz seyahatiyle birlikte aldık ve inanılmaz memnun kaldık. Şöyle bir tencere. Bu tencerenin hem normal kapağı var hem de düdüklü kapağı var. Şöyle. Yani o yüzden isterseniz normal tencere olarak kullanabiliyorsunuz, isterseniz düdüklü tencere olarak kullanabiliyorsunuz ve yani karavanda tüp, enerjiyi düzgün kullanmak, kaynakla düzgün kullanmak çok önemli olduğu için aşırı memnun kaldık. Bunu gerçekten mutfakta iyi olan herkes söylüyordu. Biz çorbaları böyle tencerede kaynattıkça kendinize küçük bir düdüklü tencere alın diye. Onları neden uzun süre dinlememişiz diye kendimize kızdık. Gerçekten çok memnun kaldık çünkü. Bunun dışında bu tarz fonksiyonuna güvendiğimiz bir Erdi'nin olmazsa olmazı kahve öğütücü var. Evet. Şöyle elle kahve öğütücü. Bunun elektriklisi vardı ama artık buna geçiş yaptık. Bence çok daha güzel ve çok daha hem sonucu çok güzel, daha homojen bir öğütme var. Hem de çok daha keyifli. Yavaş yavaş. Evet, o burada ben düdüklü tencere dedim. Erdi kahve öğütücü dedi. Tam olarak anlaşamadık. En sonunda da mutfak gereçlerinden bu ikisini seçerek kapatalım istedik. Bizim Mars'ımızdaki olmazsa olmaz 10 tane eşyamız bu şekilde. Şimdi artık her şeyi çıkartıp perdeler, halılar, yatak örtüleri dahi yıkama zamanı. Zaten nadir görülen bir şey Mars'a ayakkabıyla girilmesi. Evet, kimseye söylemeyin. Evet, kimseye söylemeyin. Mars'a hiç söylemeyin. Mars'ı hem içinde hem dışında inanılmaz derecede ciddi bir temizliğe sokacağız. Sonra da artık yolculuk zamanı. Evet, az kaldı. Çok özledik Mars'la seyahat etmeyi. Havalar da güzelleşiyor. Ortam da yavaş yavaş daha rahatlıyor. Önümüzde evet, umuyoruz ki
keyifli, seyahatli günler var. İzmir'i takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.